Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Android Auto nedir, onu anlatacağız. Önce Android Auto hangi telefonlarda var, Samsung ve benzeri, Apple dışında veya işte Huawei dışında diğer telefonlarda Android Auto'yu kullanabilirsiniz. Apple'da da Apple CarPlay kullanabiliyorsunuz. Yine Bluetooth telefonda da bütün cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. Şimdi cihazımızı bağlayalım Bluetooth'la. Evet. Cihazımızı bağladık. Evet, bu şekilde Bluetooth'la bağlantı yapabilirsiniz. Şimdi Android Auto'ya gelelim. Android Auto'yu da iki şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayarlardan gelişmiş özellikler Android Auto'yu tıkladığınız zaman buradan evet araca bağlan haritalar, gündüz gece modu ve benzeri ayarlar var. Yine buradan kablosuz Android Auto'yu tercih edersiniz. Kablosuz bağlanabiliyorsunuz. Araca bağlan kabloyla yine kablosuz bağlanmak için de aracınızın sesli komut düğmesine basılı tutmanız gerekiyor. Bizim aracımızın sesli komut düğmesi burada. Buraya basılı tutmamız gerekiyor. Ama şu anda kullanılamaz diyor. Şöyle kabloyla bağlanalım. Yok, Bluetooth'la bağlanalım. Evet. Bu şekilde. Kabloyla bağlanmayı göstereyim. Onu da daha rahat edeceğiz. Şöyle orijinal şarj kablosunu aracınızın girişine taktıktan sonra telefonunuza böyle bir izin verilsin mi şeklinde bir bildirim geliyor. Şunu da belirteyim, orijinal kablo kullanmazsanız o zaman aracınız bağlanılmasına izin vermez. Android Auto'yu kullanamazsınız. İzin ver dedik. Evet, şu anda. Evet. Yine buradan konumunuzu açmanız istiyor. Bizim konum izni vermemiz gerekiyor. İzin verelim. Evet. Buradan yine sesli komutla istediğiniz neresi varsa internet gerekiyor. Şu anda interneti de açalım. Evet, şu anda interneti açtık. Ve buradan telefonunuzun bazı uygulamaları görünüyor. Mesela YouTube, müzik. Buradan da nereye gitmek istiyorsunuz? İzmir'e gitmek istiyorsunuz. Mikrofona söylediğiniz zaman size istediğiniz konumu çıkartıyor. YouTube müziğe girdiğiniz zaman da bu şekilde. Şu an evet, şu anda İzmir'i tercih ettik. Ve siz başlatırsanız şöyle navigasyonda kullanabiliyorsunuz. Buradan YouTube stüdyoya bakalım. Doğu yönünde ilerleyin. Evet, YouTube müzik oturum açmamızı istiyor. O izni yaparsak, yani oturum açarsak izin veriyor. Yine buradan telefona giriyor. Ve buradan oyun ve benzeri de var. Mesela şuradan girdiğiniz zaman bu şekilde oyunlara da tıklayabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.